çalışan kişilerin sık sık yaşadığı ve farkında olmadan yaptığı beslenme hatalarından size bahsetmek istiyorum. Çok danışanımla konuşurken özellikle sabah kahvaltılarının çok hızlı, ayaküstü yapıldığına şahit oluyorum. Örneğin çok hızlı bir şekilde pastaneden alınan ve birkaç tane farkında olmadan yenen o poğaçalar hem bize fazladan sağlıksız yağların alımına sebep oluyor. Hem de fazladan kalori aldırarak aslında kilo almamıza sebep olabiliyor. İşte bu yüzden aslında sabah itibariyle başlarsak sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak gerçekten çok önemli. Belki pastaneden alınan bir poğaça yerine evimizde hazırladığımız daha hafif, daha sağlıklı bir kahvaltı aslında bizim daha sağlıklı bir yaşantıya adım atmamıza yardımcı olabilir. Bu yüzden dikkat, kahvaltılar çok önemli. O poğaçaları artık birazcık daha seyrekleştirelim. Belki ayda bir gibi çok daha seyrek ve az miktarda tüketmeye özen gösterelim. Kahvaltımız evet belki ofis çalışanlarının zamanı olmuyor olabilir. Ev ve iş yeri arasında uzaklık çok oluyor olabilir. Ama yine çok hızlı bir şekilde hazırlanabilecek aslında. Evimizden hazırlayarak çıktığımız koyu renkli esmer ekmeğin içerisine koyduğumuz beyaz peynir, domatesli bir sandviç aslında bizim kahvaltımızı kurtarabilir. Veya hemen evden çıkarken tükettiğimiz bir haşlanmış yumurta, yanında birkaç dilim ekmek ve sebzeler, birazcık da peynir aslında bir 5 dakikamız olacaktır ama bizi sağlıklı bir kahvaltıya bile başlamamıza yardımcı olabilir. Peki sonrasında yine koştururken, gün içerisinde çalışırken ara öğün tüketmeyi unutabiliyoruz. Ara öğün yapmayınca da bu sefer öğle yemeğiyle çok acıkıyoruz ve farkında olmadan çok saldırarak çok fazla besin tüketebiliyoruz. Bu yüzden saat 10, 10.30, 11 gibi tabii ki kişinin kahvaltı saatine göre bu saat değişir. Küçük bir ara öğünü ben mutlaka tavsiye ediyorum. Ne olabilir? Kuru meyve olabilir, taze meyve olabilir. Aslında sütlü bir kahve bile çok iyi bir ara öğündür. Kan şekeriniz dengeler. İhtiyaçlarımızı almamıza yardımcı olur. Biz tokluk hissi ve motivasyonumuz da arttır aslında istediğinde. Yine performansımız yüksek olsun diye ve öğle yemeğiyle çok aç olmayalım diye mutlaka küçük bir ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki öğle yemeğine geçelim. Öğle yemeğinde eğer iş yerinizde yemek tabii de menü veriliyorsa biraz fazla miktarda ve çok miktarda besinler olabiliyor. İhtiyacınız kadar besin tüketmek çok önemli. Bütün yemekleri almak yerine gerçekten tüketebileceğiniz kadarı almak. Çünkü tabağımızda çok besin bırakmaya da sevmiyoruz ki bu zaten doğru da bir şey aslında. Gıda israfını istemiyoruz zaten. O yüzden tüketeceğimiz kadar besin almak çok önemli. Eğer dışarıda yemek yiyorsanız ve sipariş veriyorsanız mutlaka sipariş verdiğiniz tabakta tüketmeyeceğiniz bir şeyi istemeyin ve onun mutlaka çıkarılmasını rica edin. Veya eğer çok hızlı bir şekilde yine kahvaltıda yaptığınız gibi yeme şansınız yoksa ve ayaküstü bir öğle yemeğiyle geçiştirmeyi düşünüyorsanız aslında bu da sizin için çok doğru olmayabilir. Örneğin döner dürüm gibi ya da işte biz çok severiz lahmacun gibi, fast food şeyler gibi tabii ki yenebilir ama her döner dürüm bu besini tükettiğimizde bizim kalp sağlığımız için, kilo kontrolü için, diyabete karşı yine bize aslında yardımcı olduğu için sağlık açısından bu tarz fast food ürünlerin her gün tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yine evinizden hazırlayabileceğiniz pratik ve kolay tariflerle aslında öğle yemeğini geçiştirebilirsiniz. Veya zaten iş yerinde menü veriyorsanız da yine tavsiyelerimi uyarak daha sağlıklı ve miktarı uygun şekilde tüketebilirsiniz. Yine öğle yemeğinden sonra da akşama kadar aslında 5-6 saatlik bir boşluk oluyor ve uzun bir süre. Bu yüzden saat 3 gibi, 4 gibi, en fazla 5 gibi yine bir ara öğün yapılmasını tavsiye ediyorum. Burada ne yiyebilirsiniz? Belki yanınıza aldığınız bir kuru meyve ya da çekmecenizde olan bir ceviz. Ya da belki yoğurt gibi, süt gibi, kalsiyum kaynağı besinler. Ya da belki bir sütlü bir tatlı iki kişi paylaşmak gibi. Ya da hafif bir tatlı. Belki bu hani artık meyve barları olabilir. Her markette veya her köşede bulabildiğimiz şeyler. Bu tarz böyle hem sağlıklı hem aperatif şeyleri tükettiğimizde yine akşam yemeğine çok saldırarak girmemiş oluruz. Akşam yemek saatlerinin çok geç saatlere kalmamış olması çok önemli. Eğer uzun saatler eve giderken trafikte kalıyorsanız da mutlaka trafik saatinde veya trafik öncesinde böyle bir sütlü kahve gibi ya da bir tane küçük taze meyve gibi küçük bir ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde o trafikte kişilerin canları çok daha farklı şeyler isteyebiliyor veya hemen trafikten inince eve girmeden bir markete alınan bir gofret ya da yüksek kalorili bir besin ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu yüzden sık sık az az ara öğünler yaparak akşam yemeğine evinize giderseniz çok daha iyi bir şey yapmışsınız. Tabii ki çalışırken gün içerisinde su tüketilmesi de unutulabiliyor. 3 saatte bir en uzun süre aslında bu olmalı. Su içmek çok önemli.
Gün içerisinde 2-2,5 litre kadar da su içmeyi özen gösterin ve mutlaka masanızdan kalkın. Bir şeyi bahane edin ve ne kadar çok yürüyüş yaparsanız o kadar iyi olur. Her gün yürüyüş yapmaya özen gösterin. Sağlıklı günler.